Kahramanmaraş Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı 3. kez kapılarını açtı. Farklı bölgeler ve çevre illerden yoğun katılımın sağlandığı fuar, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiraloğlu, programda ilk olarak katılımcılara hitap etti ve gerçekleşen fuarın bölge ve Kahramanmaraş açısından önemine değindi. Ceviziyle, dondurmasıyla, süt ürünleriyle, birçok tarımsal ürünüyle hem de tarımsal sanayisiyle ülkemizde ismini duyurmuş önemli illerimizden bir tanesi. Biz de bu potansiyelimizi daha fazla geliştirmek için bölgemiz çiftçilerini yeniliklerle buluşturmak, onlara yeni teknolojileri tanıtmak, yeni pazar fırsatlarını oluşturmak amacıyla iki sefer düzenlenen tarım fuarının bu sene üçüncüsü düzenlendi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz ise fuarlar sayesinde tarım sektörünün bir üst seviyeye çıkarılacağının altını çizdi. Kahramanmaraş hakikaten Allah'ın burada tarım bakımından her türlü nimeti sunduğu bir ilimiz. Bazen toprak olur, iklim olmaz, iklim olur, su olmaz. İlimizde her şey var. Öncelikle artık tarım sektörü eğitim almamış, hiçbir şey bilmeyen insanların çalıştığı bir sektör olmaktan çıkıyor. Sanayi işletmeleriyle hiçbir farkımız yok. Teknolojiyi burada çok geliştirmemiz lazım. En üst düzeyde eğer biz Hollanda gibi, eğer Almanya gibi ihracat yapmak istiyorsak, bakın bizden ne kadar küçük ülkeler ne kadar büyük ihracat yapıyorlar. Teknolojimizi müthiş geliştirmemiz lazım. Bu tarım işletmeleri çok büyük işletmeler olduğu gibi aile işletmeleri de olabilir. Çünkü bu sektörde her türlü işletme kendine göre bazı sektörlerde, bazı işlerde rekabet gücü yüksek işler yapabilir. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Tutlu ise konuşmasında sanayimizin büyük bir bölümünü tarıma dayalı. Bu nedenle atılan her adım geleceğimiz adına atılmaktadır ifadelerini kullandı. Milli ekonominin temeli tarımdır ve ülkemiz her şeye rağmen hala tarım ülkesidir. Ulusal gelirin 1/4'ünü sağlar, ihracatta önemli payı vardır. Sanayimizin büyük bölümü tarıma dayalıdır. Bu nedenle bu alanda yapılan her şey, destekler, özelleştirmeler, kredi faizleri ve diğer tüm girişimciler çiftçimizin tarımda geleceğini göz önünde bulundurularak yapılanmalıdır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doktor Nihat Pakdil ise tarımın yapılabilmesi için doğal kaynağa ihtiyaç var. Bu kaynak da ülkemizde fazlasıyla mevcut dedi. Arazileri kullanmak, nasıl kullanmak, bu da önemli. Ne yapacaksın? Bunu daha verimli kullanmak gerekiyor. İşte verimli kullanmak için de bilime ihtiyacınız var, teknolojiye ihtiyacınız var. Bunları mutlaka takip etmek lazım, tazelemek lazım. Toprağı en güzel şekilde nasıl işleriz? En ekonomik şekilde nasıl işleriz? Bunun hesaplarını da yapmak durumundayız. Biraz önce ifade ettim. Tarımda bir sektördür. Ekonominin alt sektörlerinden bir tanesidir. Buradaki faaliyetlerin de ekonomik olarak yapılıyor olması önemli. Verimli bir şekilde yapılıyor olması önemli. Ama dar alanlarda, işte daralan bir baskı altında olan tarım arazilerinden de en yüksek verimi almak elbette önemli. İşte bu fuarlarda ne oluyor? İşte bu gelişen teknolojiyle muhatapları, çiftçilerimiz yüz yüze geliyor. Son olarak kürsüye gelen Kahramanmaraş Vali Vekili Bayram Öz ise katılımcılara hitabında fuarların sanayi ve tarım açısından önem arz ettiğini belirtti. İlimize sanayi çok ileri bir aşamada olmakla birlikte tarım ve hayvancılık alanında da özellikle son yıllarda çok ciddi bir artış söz konusudur. Devletimizin, hükümetimizin sağladığı teşviklerle bu artış hem üretim miktarında hem çeşitlilikte hem de kalitede söz konusudur. Konuşmaların ardından protokol üyeleri Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış kurdelesini kesti.